Elif Çetiner, nedir Çanakkale'deki yangında son durum? Evren Özalkuş, buradan size güzel haberler vermeyi çok dilerdim, ancak 24 saati geçen yangın hala devam ediyor ve aralıksız bir şekilde devam ediyor bu yangın. Ne yazık ki sabah boşaltılan 9 köyün ardından şu an bir köy daha yangın tehdidiyle karşı karşıya diyebilirim. Kameraman arkadaşım Umutcan Yücek size o görüntüleri gösterse, sabah saatlerinde aslında ilk yangının çıkış noktasını göstermiştik. Öğlenden itibaren başlayan rüzgar şiddetini arttırınca özellikle yerleşim alanlarının bulunduğu bölgede ve ormanlık alanda yangın bir kez daha şiddetini arttırdı ve ormanı deyim yerindeyse küle çevirdi. 24 saatten fazladır süren çalışmalar aralıksız devam ediyor. Görüntülere yansıdığı gibi burada neredeyse artık bir toz bulutu söz konusu. Duman o kadar yoğun ki görüş mesafesi o kadar düşük ki bir adım ötemizi bile göremeyecek duruma geldik. Belki görüntülerde dumandan kaynaklı görünmüyor ama dumanların hemen ötesinde köyler var, yerleşim alanları var. Yangınların oraya sıçramaması, can kayıplarının olmaması, olası felaketin önüne geçilmesi için aralıksız bir çalışma devam ediyor. Sabah saatlerinde şu an mesela ekranda size yansıyan siyah alan sabah saatlerinde ormanlıktı. Burada ağaçlar vardı, çalılıklar vardı ama öğlen itibariyle şiddetini arttıran yangın rüzgarın da etkisiyle burayı adeta küle çevirdi. Şu an hemen arkamda Yağcılar Köyü var ve hemen onun aşağısında da Aşağı Okçular Köyü var. Yangın rüzgardan kaynaklı oraya doğru ilerliyor ve oraya yönelik tedbirler alınmaya çalışılıyor. Sabahtan itibaren burada yangın söndürme helikopterleri ve onu destekleyen yangın söndürme uçakları aralıksız çalışıyor diyebilirim. Türkiye'nin 4 bir yanından, illerden, belediyelerden buraya destek yağdı resmen. Çünkü buradaki deyim yerindeyse ölüm kalım savaşıydı. Neyse ki can kaybı söz konusu değil. İnsani olarak bir can kaybı söz konusu değil. Ufak sıyrıklarla, ufak yaralarla birkaç yaralı var, birkaç vatandaş var burada. Onlara da tedavileri devam ediyor. Ağır bir durum söz konusu değil. Ama bununla birlikte hayatını kaybeden hayvanlar da var. Çünkü yangının ilk bulaştığı alanlardan biri hayvanların yaşadığı ahırlar oldu. Oralarda da saman yoğunluğundan kaynaklı çok hızlı yayılan bir yangın söz konusu oldu ve birkaç hayvan da canını kaybetti. Ama sadece besledikleri köylerin besledikleri hayvanlar değil, burada koca bir ekosistem alevlere teslim oldu diyebilirim. Sadece canlılar mı? Hayır, canlılar da değil. Burada iki köy arasında kalan büyük bir mezarlık da var. Muhtemelen yıllardır burada yaşayanların yakınlarını defnettiği mezarlık var. O mezarlıklarda yandı Evren Özalkuş. Yani artık canlılar değil, burada yatan ölülerimizi topraklarında rahat uyuyamadılar. Ve şu deyimi söylemek abartı olmayacaktır. Biz sabah buraya adım attığımız andan itibaren o yangının etkisiyle sıcaklığı buram buram hissettik. Evet, cehennemi yaşadık çünkü dumanlar hala yerin altından dumanlar yükseliyor. Hala devam ediyor. O sıcaklığı hissedebiliyoruz. Nefes almakta çok büyük bir problem yaşanıyor. Çünkü bir yandan duman etkisini sürdürürken bir yandan da kül yağıyor. Belki size gösterme imkanım olsaydı göstermek isterdim. Burada çalışan herkesin eli, yüzü, kafası, gözü kapkara oldu ve temizlenmek için büyük çaba sarf ediliyor. Kül yağışlığı devam ediyor çünkü buradaki ormanın özelliği belki yanmasındaki etkisi bundan kaynaklı da felaketin boyutuna büyüyor. Bakan tarafı Orman Bakanı geldi, bir takım incelemelerde bulundu ve yer tespitleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 1500 hektarın yandığını, küle döndüğünü söyledi. 1500 hektarın da yaklaşık 800 hektarı tarım arazisi. Yani burada yaşayan köylülerin ekip biçtiği ve bizim sofralarımıza gönderdiği meyve sebze arazileri. Bu durumda önümüzdeki günlerde bize farklı yansıyacaktır diye tartışmalar devam ediyor. Bu bölgenin en büyük eksikliklerinden biri de şu anda elektrik ve su. problemi yaşıyor olmaları, bir yandan yardımlar geliyor. Temel elektrik basınında ciddi problemler devam ediyor. Çünkü kuyu kazılarak köye su veriliyordu. Onlar yağmurdan kaynaklı neredeyse bitme noktasına geldi diyebilirim. Buradaki hareketlilik devam ediyor. Rüzgar biraz şiddetini düşürür ve yangın kontrol altına alınarak söndürülür. Herhangi bir acı kayba da yol açmaz diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım. Evren Özalkuş. Evet, Elif Çetiner'e ve Umutcan Yücek'e teşekkür ediyoruz. Gün boyu neler yaşandığını aktardı Elif Çetiner. Aktardıkları